Ankara'dan merhaba bu kez. Çağlar Kuzukluoğlu yerine sizlere ben eşlik etmeye çalışacağım. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki 45 dakika boyunca birlikteyiz. Ve şimdi öncelikle bir piyasalar tarafından yakından takip edilen gelişmelere bakarak başlayalım. Nasıl haber başlıkları var dersek, para piyasalarında Fed'den faiz indirim beklentileri gittikçe azalıyor. Ve Fed swap fiyatlamalarına baktığımız zaman bu yıl için politika faizine indirim beklentisi 60 bas puan oldu. Bu da bu sene için 2 faiz indiriminin anlamına geliyor. İlk faiz indiriminin ise Eylül ayında gelmesi bekleniyor. Cuma günü gelen tarımcı istihdam verisi sonrasında piyasada faiz indirim beklentileri Haziran'dan Eylül'e ötelendi. Ve devam edelim. Euro bölgesinde piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Sentix, Nisan ayına ilişkin Euro bölgesi genel yatırımcı güven endeksi verilerini açıkladı. Ve buna göre Mart'ta eksi 10,5 puan olan Euro bölgesi genel yatırımcı güven endeksi eksi 5,9'a yükseldi. Sentix'in açıklamasında Euro bölgesinde ve dünya genelinde ekonomik toparlanma devam ediyor. Ekonomik göstergeler uluslararası alanda da istikrar kazanıyor ifadelerine yer verildi. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 51,6'ya yükseldi. Türk imalat firmalarının dış talep koşulları da Mart ayında üst üste 3. ay iyileşme göstermiş oldu. 50 seviyesinin üzerine gelmesi iyileşmeye işaret ediyor. Ve son olarak ise sanayi üretim verilerini takip ettik. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre sanayi üretim endeksi Şubat'ta yıllık bazda %11,5 arttı ve beklentilerin üzerinde bir artışı işaret etti. Beklenti yıllık %8,1 olması yönündeydi. Sanayi üretimi Şubat'ta 2023'te depremlerin etkisiyle sert biçimde daralmıştı. Bu yükselişin biraz baz etkisiyle gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Ve tabii ki burada diğer mevsim ve takvim etkilerinden baktığımız zaman da artışın %3,2 olduğunu hatırlatalım. Ve geçelim şimdi piyasa fiyatlamalarına bakalım. Piyasalarda nasıl hareketler karşımızda çıkıyor dersek, özellikle borsa tarafındaki iyimser havanın devam ettiğini görüyoruz. %0,92'lik yükseliş var şu an itibariyle BIST endeksinde. 9707 seviyesi karşımıza çıkan son fiyatlamalar. 87 hisse şu an yukarı yönlü işlem görüyor. 12 hissenin değer kaybı içerisinde olduğunu görmek mümkün oluyor. En fazla şu an itibariyle puan bazlı katkıya baktığımız zaman Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret'ten geliyor. İkinci sırada Coca-Cola içecek yer alırken üçüncü sırada TAV Havalimanları Holding AŞ yer alıyor. Puan bazlı en düşük katkı nereden geliyor dersek, biraz temettü dağıtımından dolayı Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. İkinci sırada Koç Holding ve üçte de Bin Birleşik Mağazalar AŞ dikkatleri çekerken hizmetler endeksinde %1'in üzerinde ve yine turizm endeksinde %1'in üzerindeki yükselişler dikkatleri çekiyor. Bankacılık tarafında da şu saatlere baktığımız zaman orada da yine %1'in üzerindeki primleri görmek mümkün oluyor. Borsa tarafında böyle bir tablo var. Para piyasalarıyla devam ettiğimiz zaman dolar TL 32.19, euro TL 35.02 seviyelerinde. Yani Türk lirası hem euro hem dolar karşısında bir miktar değer kaybı içerisinde. Euro dolar paritesi 1.0826'ya gerilemiş durumda. Dolar endeksinde de yön yukarı 104,4 seviyesinden geçerken sterlin dolarda da 1.2618'i görüyoruz. Avrupa borsalarında iyimser bir hava var. Yeşil bir tablo karşımıza çıkıyor. Cuma günü takip edilen tarımcı istihdam verisi Avrupa borsalarının da gündemindeydi. Bir taraftan da tabii ki kurumlar Avrupa borsalarının ilişkin beklentilerini paylaşırken az önce seans notlarında Sevcan Ersözlü ile konuşmuştuk. Goldman Sachs'ın beklentisi S&P 500'de Avrupa borsalarını da yakalayabileceği yönünde, orada iskontolu olmaları biraz daha önümüzdeki dönemde fırsatları beraberinde getirebilir gibi duruyor. Peki ABD tarafında nasıl hareketler var? Vadeli işlemlere baktığımız zaman iyimser bir açılış beklentisi var. Cuma günkü kapanışlara gittiğimiz zaman iyi veri, iyi piyasa olarak yorumlandı. İstihdam piyasasında güçlü duruşun olması ekonominin iyi gideceğine dair beklentileri beraberinde getirdi. Ve bu da yine Nasdaq tarafında %1,28, S&P 500 tarafında da %1,11'lik yükselişlerle günün tamamlanmasını yol açtı. Şu anda da vadeli işlemler iyimser bir açılışa işaret ediyor dedik.
Devam ettiğimiz zaman emtia piyasasında altının onsu sabah saatlerinde yeni bir rekorla güne başladı, haftaya başladı. 2334 dolardan şu anda işlemler geçiyor. 2350 dolar aşılmıştı. Gram altında 2400 liranın üzerindeyiz ve tabii altının gözü çarşamba günü bizim piyasalarımız kapalıyken açıklanacak olan ABD enflasyon verisinde olacak. Tüketici enflasyonundaki seyir bakalım nasıl bir piyasa hareketini beraberinde getirecek. Beklentileri aşması halinde piyasalarda bir miktar tedirginlik oluşabilir gibi duruyor. Gümüş 27 doların üzerindeki seyrini sürdürürken hem Brent petrol hem Amerikan petrol yönünü aşağı dönmüş durumda. Yeni hafta başlarken %1'e yaklaşan düşüşler dikkatleri çekiyor. Kripto paralarda ise olumlu bir tablo karşımıza çıkıyor. Ethereum tarafında %7,5'a yaklaşan yükselişler var. Bitcoin'de %5'e yaklaşmış durumda primler. Şu anda Bitcoin 72 bin doların üzerinde. Ethereum tarafında da 3600 doların üzerindeki seviyeleri görüyoruz. Şimdi ise Bloomberg HT araştırma analisti Sevcan Ersoy bizimle birlikte olacak. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin yayınımıza. Şimdi ben biraz toparlama yapmaya çalıştım ama tabii detaylarını senden dinleyeceğiz. Özellikle emtiadaki gelişmeler dikkatleri çekiyor gibi duruyor. Altın yeni bir rekor tazeledi bu sabah saatlerinde. Petrol ise yeni haftaya biraz daha böyle jeopolitik gelişmeleri takip ederek sanki İsrail'de, Orta Doğu'daki yaşanan gelişmelerin biraz daha ateşkese evrilme ihtimalini göz önünde bulundurarak geri çekildi gibi duruyor. Geçtiğimiz hafta biraz daha artan jeopolitik riskleri ve arz endişelerini konuşuyorduk. Nasıl başladı yeni hafta emtia cephesinden acaba? Senden dinleyelim detayları. Emtia cephesinde Mart ayından bu yana yükselen bir hareketlilik var ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etme eğiliminde. Bu piyasaları nasıl etkileyecek? Özellikle de biz bu hafta ABD cephesinde enflasyon verisini takip ediyoruz. Avrupa cephesinde ise hem toplantıyı hem de toplantı tutanaklarını takip ediyoruz. Dolayısıyla önemli bir hafta. Küresel piyasalar buna nasıl reaksiyon gösterecek diye beklerken piyasalarda bir normalleşme dönemi mi olacak sorusunu bize sordurtan emtia piyasasının göstergeleri var. Biz neyi kaydettik? Aslında 2024'ün ilk çeyreğinde ılımlı bir istikrar, ılımlı bir hava olduğunu görmüştük. Ama Şubat sonu Mart ayından itibaren yukarı yönlü giden özellikle enerji tarafındaki jeopolitik risklerle beraber başlayan yukarı yönlü fiyatlamalar petrol fiyatı üzerindeki hareketliliği başlattı. Neyi gördük? Emtia fiyat endeksi 2024 ilk çeyreğinde %3,5'luk bir yukarı yönlü performans gösterdi. Enerji emtiaları %4,7'lik bir yukarı yönlü hareketlilik gösterdi. Hem kakaonun hem de kahvenin rekor fiyatlara yükseldiğini takip etmiştik. Yine son bir aylık süreç içerisinde burada gıda emtialarındaki artışın %2,7'ye ulaştığını gördük ve değerli metaller yani gümüş ve altında da toplamda değerli metaller endeksinde de %5,8'lik bir yukarı yönlü hareketliliğin olduğunu kaydettik. Şimdi bütün bunlar aslında bize dotcom krizinden bu yana Nasdaq endeksi üzerinde emtia endeksini böldüğümüzde bir oran karşımıza çıkıyor ve grafik bize bir hikaye anlatmaya başlıyor. Aslında neyi görüyoruz? 2000'lerin başındaki bu internet krizi döneminde Nasdaq endeksi o kadar çok büyük bir heyecana kapılmıştı ve hisse senetleri ve piyasa o kadar çok yükselmişti ki emtialar bunun gerisinde kalmıştı ve grafiğin sol tarafında yukarı yönüne giden bir eğilim görüyoruz. Ve biz geçtiğimiz süreç içerisinde aslında bu krizden bu yana en yüksek seviyeyi yeniden test ettiğimizi gördük. Ve 15 Mart tarihinden itibaren de grafiğin yönünün yeniden aşağı yönlü döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla hep şu soruyu sormuştuk. Piyasalar bu kadar yukarı yönlü giderken yatay kalan emtia piyasası, yükselmeyen emtia piyasası acaba neyi fiyatlıyor? Durgunluk senaryosunu fiyatlamaya devam ediyor mu derken şimdi her iki senaryonun da aslında fiyatlamaların içerisinde dahil olduğu endeksler üzerine bir miktar normalleşme emtia piyasasında da canlanan Çin ekonomisi, teşvikleri vermeye çalışan Çin ekonomisi ve toparlanan makroekonomik göstergelerin etkisiyle beraber keza ABD cephesinde de biz büyüme verisinin ve enflasyon verisinin ve istihdam piyasasından güçlü veriler aldığımızı görüyoruz. Yine keza baktığımızda Avrupa bölgesinde PMI verilerinin toparlandığı bir süreç içerisinde görüyoruz. Bu sefer yeni fiyat dinamikleriyle beraber karşımıza çıkıyor. Tabii bunlar arasında özellikle bu haftanın en yüksek hareket gösterenleri altın ve petrol oluyor aslında. Altına 2354 dolar seviyesinde bir yeni rekor testiyle beraber haftaya başlamıştık. Anlık olarak da 2300 dolar seviyesinin
üzerinde. Burada bütün senaryoları masaya yatıran traderların en kötü senaryoda ve en iyi senaryoda aslında portföy listesi içerisinde yer alması nedeniyle altın görece talep görüyor. Spot taraftan alımlarla beraber yükseldiğini bugünkü araştırma yayınlarında işlemiştik. Yine keza OTC dediğimiz tezgah üstü piyasalarda da traderlar tarafından aslında açılan uzun yani long dediğimiz pozisyonların sayısında bir artış olduğunu görüyoruz. Petrol dediğin gibi aslında bir miktar ateşkes umuduyla beraber 5 ayın zirvesinden geri çekilme hareketi yaptı ama Brent petrol yine 90 dolar seviyesinde, ham petrol ise 86 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Buna dair bir görüş var. O da şu, Mizuho Bank'in stratejistlerinden bir analistin görüşü şunu ifade ediyor. Ne olursa olsun bu sıcak çatışma riskleri azalsa da petroldeki yukarı yönlü dalgalanma devam edecek. Jeopolitik riskler uzun zaman sürecince aslında önümüzdeki uzun dönemde bir çeyrekte iki çeyrek döneminde petrol fiyatında yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacak diyor. Zaten aslında zaman zaman işlediğimiz raporlarda da 90 dolar ve 95 dolar eşiklerinin yine petrol cephesine işaret edildiğini görüyoruz. Bu negatif etkilerken altın her halükarda Fed faiz indirimi 2 de indirirse, 1 de indirirse veya bu sene faiz indirimi gerçekleşmese de kendisine alıcı bulmasıyla küresel piyasalarda altın ve petrol trade'i emtia piyasasında öne çıkıyor diyebiliriz. Sevcan çok teşekkürler aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir araya gidiyoruz. Akıllı Para'da sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akıllı Para kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdoğan bizimle beraber. Ufuk hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Reyhan, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet şimdi biz tatile giriyoruz yarın itibariyle ama küresel çapta çok önemli gelişmeler yaşanacak. Çarşamba günü ABD'den tüketici enflasyonu verisini alacağız. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi kuvvetli bir veriye işaret etmişti manşet tarafta. Revizde gelmişti önceki aya ilişkin olarak. Genel olarak yani şöyle bir piyasa tarafına baktığımız zaman sanki iyi piyasa, iyi veri iyi piyasa gibi duruyor ve piyasalar bardağın dolu kısmını görmek istiyor gibi duruyor ama bir taraftan da hani şöyle bir yurt dışı basına biraz baktığımız zaman gittikçe artan sayıda analist, ekonomist bu yıl Fed'den bir faiz indirimi gelemeyebileceğini de fiyatlamalarını almış durumda. Bir kısım hiç faiz indirimi beklemezken bir kısım da 3 değil 2 faiz indirimi gelir diyor. Acaba senin beklentin nasıl ve tabii piyasaları nasıl yansımasını bekliyorsun? Teşekkür ederim. Şimdi söylediğin gibi tarım istihdam verisi gerçekten beklenenin çok üzerinde geldi. Verinin alt kırılımlarına baktığımız zaman hiçbir sektörde aslında bir azalma, istihdamda bir azalma görmüyoruz. Bununla beraber özellikle sağlık sektöründe, servis sektöründe ciddi artışlar var. Eğlence sektöründe ciddi artışlar var. Dolayısıyla Amerika'da hala sıcak iş gücü devam ediyor. Yani istihdamda, istihdam tarafında bir sıkılaşma, sıkı istihdam koşulları hala devam ediyor. Bu da tabii Fed'in elini zorlayan etmenlerden bir tanesi. Amerika'da hala ekonomik aktivite çok iyi. Baktığımız zaman aslında işte 2022-2023'ü de değerlendirdiğimiz zaman büyüme verilerinde Amerika'nın reel anlamda %3 civarında bir büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz ki bu 2022'de %7 civarındaydı. Yani Amerika'da işler çok çok iyi gitmeye devam ediyor. Tabii bu noktada bazı ezberlerin dışına çıkmamız gerekiyor bazen. Bir süre işte daha önce Fed'in faiz indirim dönemlerinde biz iyi veri kötü piyasa, kötü veri iyi piyasa ezberi içerisinde hareket ediyorduk. Evet. Bunun yavaş yavaş kırıldığını görüyoruz. Bu noktada. Bu kırılmanın da aslında bize başka şeyler anlattığını söyleyebilirim. Şimdi iyi piyasa S&P'de ciddi bir yükseliş var. Nasdaq'ta ciddi bir yükseliş var. Dolayısıyla bu yükselişlerin Amerikan ekonomisinin iyi perform etmesiyle beraber bir süre daha devam edeceğini söyleyebilirim. Yani iyi verilerle iyi piyasaları görmeye devam edebiliriz. Bu da aslında piyasalar arasında bir ayrışmaya yol açıyor. Yani Amerikan tahvil faizleri işte 10 yıllıklar 4.5'lara doğru yaklaşırken bir yandan da S&P'nin yukarı gittiğini görüyoruz. Çünkü şirketler iyi durumda. Karlılıklar muhtemelen iyi gelecek. İyi bir Amerikan ekonomisi var. Dolayısıyla sanki bu 2024'te farklı bir noktadan piyasa ilerleyecek gibi görünüyor. Tabii bu faizlerin yüksek kalıyor olması, Amerika'da özellikle faizlerin yüksek kalıyor olması
Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısında da güçlü seyrini devam ettirecek gibi görünüyor. Yani birazcık daha böyle işte euro dolar paritesi yükselirken aynı zamanda piyasalar yükselir söyleminden, ezberinden de belki birazcık daha dışarı çıktığımız bir noktaya doğru evriliyor, ilerliyor. Sen de söyledin, bu hafta bir enflasyon verisi takip edilecek. Fiyatların yapışkanlığı, enflasyonun inatçılığı bu noktada çok fazla konuşuluyor. Muhtemelen yine 3'ün üzerinde bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kalacağız ki. Az önce Sevcen de bahsediyordu. Emtia fiyatlarında ciddi bir yükseliş söz konusu. Yani petrol evet. yüksek seyrediyor, keza bakır, alüminyum yüksek seyrediyor. Dolayısıyla muhtemelen bu yüksek fiyatlar enflasyonda yüksek bir şekilde baskı altına alacak, bir volatilite oluşacaktır ama genel beklenti hisse piyasalarında iyi, yüksek bir değerli bir Amerikan doları ve yüksek tahvil faizleri. FED beklentisine gelecek olursak da 2,5 şu anda bir faiz indirim beklentisi var yıl sonuna kadar. Bu noktada FED'in eli çok rahat. Bu daha da düşebilir, belki de ortadan kalkabilir ama muhtemelen ben bu yıl mutlaka bir şekilde faiz indirimlerine başlayacaklarını düşünüyorum FED tarafının piyasada. Evet, yani FED daha önceden verdiği mesajlarda ne çok erken ve hızlı faiz indirimine gitmek istediğini belirtiyor ne de çok geç kalıp daha piyasanın gerisinde kalmak istiyor. Dolayısıyla orada o dengeyi nasıl sağlayacak bunu takip edeceğiz ama dolar dedin, doların güçlü kalmasını beklediğini ifade ettin. Sabahleyin Focus'ta Rabobank'ın bir raporunu paylaşmıştık. Gelecek 3 ay için euro dolar beklentisinin 1.05 olduğunu söylüyorlar. Yani şu anda 1.08'lerde olan euro dolar paritesinin daha da geri çekilmesini beklediklerini söylüyorlar. Şimdi ezberlerin biraz bozulduğu bir dönemden geçiyoruz. Senin de aktarmış olduğun gibi yani hem tahvil faizlerinde bir miktar yükseliş var, faiz indirim beklentilerine ilişkin olarak dolar endeksi yükseliyor, altın yükseliyor. Burada yani ezberler bu kadar bozulmuşken ezbere olarak hareket etmek biraz daha kolayken, hani karar vermek kolayken yatırımcılar bu dönemde ne yapmalı sence? Yani nelere dikkat etmeli? Hangi taraflarda şimdi, çünkü risk artmış oluyor aslında ezberler bozulduğu için. Dolayısıyla sence en çok dikkat edilmesi gereken konu ne olabilir? Ya da bir güvenli limandan oluşacak, yani herkes kendine bir güvenli liman alanı mı oluşturmalı? Ne dersin? Şimdi altının son hareketi aslında söylediğin gibi güvenli liman arayışı ve güvenli liman oluşturma çabası içerisinde gelişiyor. Söylediğinden yola çıkarak altındaki bu son hareketleri de anlamlandırmak bazen zor olabiliyor. İşte %4,5, %5'lere gelmiş bir Amerikan tahvil faizi ve rekor kıran bir altın. Hani bunu 4-5 sene önce konuşuyor olsaydık ya böyle bir şey düşünemeyiz, olamaz böyle bir şey derdik. Ama işte ezberler bozuluyor. Euro-dolar paritesi tarafında, pound tarafında hala yani Amerikan tahvil faizinin yüksek kalmaya devam edeceği, Amerikan ekonomisinin farklı bir noktaya gitmesiyle beraber evet bu böyle olacak, bunu böyle kabul etmek durumundayız. Bu sefer işte pandemiyle birlikte daha çok kullandığımız yeni normal tarafına doğru gitmemiz lazım. Yani yeni normal tanımlaması içerisinde neyi tanımlamamız lazım? Şimdi iyi gelen, iyi perform eden bir Amerikan ekonomisi varsa bu durumda Amerikan hisse senetleri, Amerikan endeksleri olumlu seyrine devam edecektir. Amerika iyi perform ediyorsa bununla beraber işte bunun arkasından az önce yine haberinizde vardı. Avrupa endeksleri bunu muhtemelen takip edecektir. Aynı momentumda olmasa da Çin tarafında, Çin hisse senetleri tarafında yavaş yavaş bir toparlanma var. Orası bunun arkasından gelecektir. Emtia fiyatlarındaki yüksek eğilim devam edecek gibi görünüyor. Özellikle işte bazı metaller dediğimiz endüstriyel metallerde yukarı yönlü hareket devam edecek. Bu noktada bunun tüketisi olanların kendisini koruması veya spekülatif olarak buraya yatırım yapılması mantıklı olabilir. Dolayısıyla büyüyen bir ekonomi, yüksek bir faiz ve Amerikan toplumunun, Amerikan şirketlerinin bu yüksek faize daha fazla bağışıklığının olduğu bir dönem içerisinde kalacağız. Dolar yüksek seyrine devam edecek. İlla ki dolar dışında bir yatırım yapmak istiyorsak emtialar veyahut yine Amerikan hisseleri başta olmak üzere Amerikan varlıkları ön planda olacak. Ama bununla beraber gelişmekte olan ülkelere de bir para akışı söz konusu ETF'lerden takip ettiğimiz kadarıyla. Muhtemelen yılın ikinci yarısında gelişmekte olan ülkelere akış birazcık daha fazla devam edecektir. Burada bir küçük bir şey var. Amerika'daki seçim riski var ama onun dışında hem gelişmekte olan ülkelere olan akış devam edecektir. Birazcık daha Amerika dışında gelişmiş ülkeler birazcık daha geride kalacaktır. Aynı zamanda emtialarda da yukarı yönlü hareket devam edecek.
Bu emtialardaki toparlanma bir yandan gelişmekte olan ülkeler için para akışı açısından çok önemli. Güney Afrika randındaki son hareketleri görüyoruz. Altında çok koreli aslında baktığımız zaman o tarafta. Bununla beraber gelişmekte olan ülkelere para akışı emtia fiyatlarının yukarı gitmesiyle yine doğru orantılı. Çünkü birçoğu emtia ihracatçısı gibi görünüyor. Altına küçük bir parantez açayım. Altın tarafındaki yükseliş devam ediyor. Bizim beklentimiz 2400 dolarların yıl içerisinde görmekti ama senaryomuz aslında Fed'in faiz indirimlerine yılın Haziran ayında başlaması yönündeydi. Ama bu senaryonun dışında özellikle Çin'den gelen talep, Çin hane halkının ve Çin Merkez Bankası'nın, Çin Merkez Bankası 17 aydır üst üste altın alıyor. Son alımları 12 ton. Çin hane halkında ciddi bir altın yatırımı var. Bu biraz Trump fiyatlaması da olabilir. Bu burada devam ettiği sürece de altın tarafında böyle olumlu seyir devam eder gibi görünüyor. Jeopolitik risklerde birazcık toparlanma olmazsa. Evet, bu arada Fed'in son tahminlerine şöyle bir baktığımız zaman Bloomberg terminalinden Haziran'da bir faiz indirimi gelmesine %51.8 ihtimal veriliyor gibi duruyor. Ve Eylül'de sonrasında gelmesi için biraz daha fazla bir ihtimal söz konusu ama tabii ki geçen hafta bu verilere baktığımız zaman %65 civarındaydı. Yani gittikçe azalan bir tablo var. Demiş olduğun gibi biraz böyle hani bütün bu sermaye akımları acaba gelişmekte olan ülkelere doğru nasıl şekillenecek bunu takip edeceğiz. Şimdi altın dedin ama bir taraftan hani gümüşü de merak ediyoruz. Çünkü geçtiğimiz hafta aslında hani altından daha hızlı bir şekilde gümüş yükseldi ve hızlı bir şekilde 27 doların üzerine kendini attı. Oradaki seviyeler nasıl olacak ve işte şöyle bir altın gümüş rasyosuna baktığımız zaman vesaire oradaki önümüzdeki döneme ilişkin acaba nasıl bir tabloyu beraberinde getiriyor? Şimdi değerli madenlere olan talep aslında normal şartlar altında işte faizlerin daha düşük olduğu bir ortamda insanların veya jeopolitik risklerin çok yükseldiği ortamlarda değerli madenlere talep olduğunu takip ediyoruz. Şimdi değerli madenler altında gümüşte aslında normal piyasalarda herhangi bir faiz getirisi olmayan borç verip borç alamayacağınız çok fazla likiditesi olmayan ürünler genelde bunun için kullanılıyor. Şimdi normal şartlar altında bu söylediklerimde olsaydı gümüşün altınla beraber daha hızlı hareket ettiğini gördük. Altında böyle en yüksek seviyeleri gördük 2300-2400'lerde ama gümüşte 29 doları hala görmedik. 29-30 dolarları görmüştük en yüksek tarafta. Onları görmedik yakın zamanda. Şimdi altındaki talep az önce söylediğim gibi ağırlıklı merkez bankalarının 2021-2023 yılı boyunca alımları. 2022 ve 2023'te hane halkının ETF'lerin yani fonların çok fazla talebinin olmadığını gördük. Bununla beraber altını merkez bankaları bir noktada tuttu. Ama bu yıl işte İsrail-Filistin gerginliği, Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber burada altının tekrar böyle bir revaçta olduğunu, 2023 yılından itibaren revaçta olduğunu görmüştük. Şimdi aslında şu anki hareket birazcık dolara karşı, doların Trump döneminde diğer ülkelere karşı bir silah olarak kullanılması sebebiyle ve tekrar Trump'ın seçilme ihtimalinin ortaya çıkması sebebiyle daha fazla altına uzak doğu tarafından bir kayış olduğunu görüyoruz. Altını yukarı getiren buydu. Şimdi gümüşe dönecek olursak bu taraftan toplu bir hareket olmamasının yani kısa vade içerisinde toplu bir hareket olmamasının sebebi bunlardı. Gümüşün bu altın gümüş rasyosunun ciddi anlamda bozulduğunu görüyoruz. Altın gümüş rasyosu tarafında gümüşün geçen haftaki hareketiyle ondan önceki hafta da sert hareketleri vardı gümüşün. Bir bu arayı kapatma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz ama altını yukarı götüren etmenlerle gümüşü yukarı götüren etmenler birbirinden böylece farklılaşmış oldu. Gümüş tarafında özellikle faizlerin inme nokta yani faizler inerse Amerika tarafında bu realize olmaya başlarsa ve iniş patikasını biraz daha net görürsek gümüşteki hareketlerin birazcık daha hızlı olabileceğini söylemek mümkün. Gümüşün geri kaldığını kabul etmek lazım. Bu hareketlere rağmen gümüş hala geride. Endüstriyel kullanım tarafında da dünya toparlanmasıyla beraber gümüşün birazcık daha altından daha avantaj noktada olabileceğini söyleyebilirim ama gümüşün volatilitesi çok yüksek. O yüzden çok da dikkatli olmak lazım yatırım yaparken. Evet, MTI'ye dair bu değerlendirmelerin ardından biraz daha hisse piyasalarına bakalım tekrar dilersen. Şimdi muhteşem yedili tabii 2024'de hem 2023'e hem 2024'de damgasını vurdu gibi duruyor. Bir taraftan yapay zekayı
çokça konuşuyoruz. Oradaki etkiler var ama bu muhteşem yedilinin kendi arasında da işte Tesla'nın, Apple'ın biraz geride kalmasıyla kendi iç dinamiklerinden dolayı bir ayrışmadan bahsediliyor. Bu ayrışmanın aslında işte JP Morgan'a göre örneğin sağlıklı olabileceği, çünkü diğer endekslere de biraz daha gidilebileceği, orada bir birikim, bir konsantrasyonun olmadığına vurgu yapılıyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi önümüzdeki dönemde yine yurt dışında küresel borsaların sırtlayıcısı, daha doğrusu yani Wall Street'in sırtlayıcısı muhteşem yedili olacak mı? Bu ne kadar sağlıklı? Bir balondan bahsetme ihtimalimiz var mı orada? Yoksa burada hani ekonomide iyi gittikçe bilançolar da iyi gidecek, değerlenmelerde de çok bir aşırı bir farklılaşma olmayacak. Beklentisi burada yukarı yönlü hareketi destekleyecek mi? Şimdi ayrışma şöyle, muhteşem yedilinin bu muhteşem performansını aslında Ekim ayından, geçen yıl Ekim ayından itibaren sert bir şekilde gördük. Burada özellikle yapay zeka temasının öne çıktığını görüyoruz. Dünyada birçok şey değişiyor, demografi değişiyor, nüfus yaşlanıyor ve üretkenlik, productivity'nin artması gerekiyor. Burada piyasaların sarılması gereken şey yapay zeka. Yapay zeka ile beraber bu hisselerin ciddi anlamda ayrıştığını görmüştük. Ama endeks içerisindeki ağırlıklarının çok ciddi anlamda bozulması, endekslerdeki ağırlıklarının çok ciddi anlamda artması da piyasada bir dengesizlik olduğunu da bize gösteriyor. Yani birçok hissede aslında biz bu rekor seviyeleri görmezsek, işte görmezken muhteşem yedilenin, bu 7 hissenin piyasaları sirkülese ettiğini gördük. Şimdi dediğin gibi Tesla'da, Apple'da birazcık böyle aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Bu düzeltme iyi bir şey bence de. Birazcık bozulma olması, bozulmadan ziyade birazcık düzeltme hareketi olarak bunu değerlendirmek çok mümkün. Bununla beraber şunu söyleyebilirim. Yapay zeka teması piyasalarda sirkülese eden güç olmaya devam edecek. Ama bu düzeltme hareketi kısa vade için birazcık daha sürebilir. Ama senin de söylediğin gibi piyasa, ekonomi iyi gittiği sürece de çok özür dilerim. Ekonomi iyi gittiği sürece de buradaki değerlenmelerde bu hisseleri yukarı taşımaya devam edecek gibi görünüyor. Ben endeks içerisinde geride kalmış hisse senetlerinin bu muhteşem yedilinin performansını en azından bir nebze yakalayacağını düşünüyorum. Tesla'nın, özellikle Tesla üzerinde faizlerin indirim patikasına girdikten sonra daha iyi bir performans göstereceğini beklememiz mümkün. Keza Apple tarafında, uzak doğu tarafındaki toparlanma Apple'ı tekrar aynı noktalara getirecektir. Dolayısıyla Amerikan hisse senedi piyasalarında hem bu muhteşem yedili ön planda olmaya kalacak, olmaya devam edecek, hem de diğerlerinin bunu yakaladığını takip edeceğiz, göreceğiz gibi görünüyor. Bu düzeltme hareketinin onlar tarafında çok uzun sürebileceğini de açıkçası düşünmüyorum. Çünkü yapay zeka, dediğim gibi, bu özellikle Nvidia özelinde, yine Google tarafında yapay zekanın ve Amazon tarafında yapay zekanın bu hisseleri sirkülese etmeye, bu hisseleri yukarı taşımaya devam ettiğini göreceğiz. Çünkü yeni normal içerisinde özellikle yapay zekanın üretkenliğe olan katkısının dramatik şekilde değiştiğini takip edeceğiz diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler bunun için. Şimdi bir Almanya'dan sabah saatlerinde sanayi üretim verisi gelmişti. Onunla ilgili haberimizi girelim. Ufuk, sen de biraz nefeslen dilersen. Almanya'da sanayi üretimi bir U dönüş olduğuna işaret etti. Ama tabii kalıcı olacak mı olmayacak mı bu iyimser veri bilmiyoruz. Ama verinin detaylarını izleyelim şimdi. Alman İstatistik Ofisi'nin verilerine göre sanayi üretimi Şubat ayında %2.1 arttı ve Bloomberg'in %0.5'lik tahminlerini aştı. Bu ayki artışa rağmen Avrupa'nın en büyük ekonomisinde toplam üretim hala pandemi öncesi seviyelerin altında. Ülkede imalat sektörü, Ukrayna Savaşı ve pandemi nedeniyle artan enerji fiyatlarından darbe almıştı. Yüksek borçlanma maliyetleri, zayıf talep ve ekonomik politikaların belirsizliği de imalat sektörünü olumsuz etkiliyor. Ülkede Cuma günü açıklanan fabrika siparişleri sınırlı artış kaydetmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistler, Almanya ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde %0.1 daralmasını bekliyor. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde %0.3 daralmıştı. Evet, tekrar Ufuk Özdoğan'la konuşmamızla devam ediyoruz. Şimdi sanayi üretim verilerini paylaştık Almanya'dan. Orada da hani iyimser bir haber aslında.
Ve genel beklenti, örneğin işte tüketici pazarına da baktığımız zaman, tüketim pazarında Avrupa'daki canlanmanın olması bu yıl için bekleniyor. ABD'de ise 2025'e yaklaşırken biraz daha yavaşlama beklentisi var. Raporlara bu şekilde yansıyor. Yani orada biraz böyle paralel giderken işler sanki ayrışma, ama bu ayrışma Avrupa Birliği'nin, yani aslında Euro bölgesinin lehine olacakmış gibi duruyor. Bu da Türkiye için, Türk ihracatçısı için iyi bir haber. Ve biraz önce biz seans notlarında Sevcan Ersözlü ile konuştuk. Orada aslında hani Goldman Sachs'ın beklentilerini paylaştı Sevcan. İskontolu olduklarından dolayı Avrupa borsalarının da her ne kadar şu anda geriden gelse de bir miktar ABD borsalarını yakalayabileceğine dair beklentiler olduğundan bahsetti. Ne dersin, sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? İhtimal var mı? Şimdi Avrupa'nın, özellikle Almanya'nın yavaşlamasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi Çin'di. Çin çok toparlanmak tarafında çok geç kaldı ve hala tam olarak toparlanma sinyallerini alamasak da son verilere baktığımız zaman Çin'in birazcık daha toparlanma sinyalleri verdiğini, işte PMI'nin 50'nin üzerine yavaş yavaş geçtiğini görüyoruz. Çin toparlanması Avrupa'ya mutlaka olumlu tarafta yansıyacaktır. Bir diğer yandan Hindistan tarafında da böyle artık büyümenin katalizörü belki de Hindistan olacak. Hindistan tarafından da toparlanma var. Dolayısıyla bu coğrafya Avrupa'ya daha yakın olması sebebiyle Avrupa'nın toparlanmasında birazcık daha katalizör görevi görecek gibi görünüyor. Avrupa'da bir hikaye daha var. Haziran'da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim ihtimali Amerika gibi sallantıda değil, muhtemelen gerçekleşecek. Sözlü yönlendirme bizi o noktaya doğru yönlendiriyor. Ve Avrupa tarafında bu maaş artışları konusunda Avrupalı çalışanların bu maaş artışlarıyla enflasyon tarafında birazcık da kendilerini daha iyi bir noktaya getirdiklerini söylemek mümkün. Dolayısıyla Avrupa'nın toparlanması yılın ikinci yarısında birazcık daha muhtemel gibi görünüyor. Avrupa'daki büyüme rakamları biraz daha iyi olacak. Bu da söylediğin gibi Türkiye için çok olumlu. Çünkü bizim en büyük pazarımız Avrupa. Bizim en büyük ticaret partnerimiz Avrupa. Dolayısıyla Avrupa'nın biraz daha toparlandığını göreceğiz ve orada da bilançoların yine daha iyi geldiğini takip ediyor olacağız gibi görünüyor. Bu euro dolar paritesinde euro toparlanması anlamına gelmiyor olabilir. Bunu da takip edeceğiz. Muhtemelen gelmiyor olacak. İşte o da ezberleri bozan başka şeylerden bir tanesi. Yani Avrupa ekonomisinin toparlandığını gördüğümüz noktada birazcık daha hala euro dolar paritesinin düşük kaldığını takip ediyor olabiliriz. Evet, orada yani doların biraz daha yukarı yönlü hareketleri sanki devam edecek gibi duruyor. Çok çok teşekkür ediyoruz aktarmış oldukların için. Deniz Yatırım Yatırım Ürünleri Satış Bölümü Müdürü Musa Ufuk Özdoğan bizimle beraberdi. Şöyle bir kısaca piyasalara bakalım, son hareketler nasıl diye borsa tarafına göz attığımız zaman iyimser havanın devam ettiğini görmek mümkün oluyor. Şu saatler itibariyle borsada %1,22'lik yükseliş dikkatleri çekiyor ve 9700 seviyesinin üzerindeyiz. 9737 seviyesi karşımıza çıkarken dolar TL 32.14, euro TL 35.01'den geçiyor. Euro dolar paritesinde yön aşağı ama çok çok yatay bir kayıp olduğunu gözlemliyoruz. Şu an itibariyle euro'nun dolar karşısında kaydettiği dolar endeksinde de 104.3 seviyesiyle 10.000'de 4'lük bir değişimle yukarı yönlü hareket sürüyor. Böylelikle biz akıllı parayı noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.